Merhaba arkadaşlar, selamun aleyküm. Akşam haberlerine hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. He? Havalar soğumuş, kar geliyor. Elektrik, doğalgaz faturaları üst üste biniyor. Oo, Allah yardımcınız olsun. 150 kilovata sabitlemişler. Geçeni pompalıyorlar. He? Neyse, videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Videomuza geçelim. Tekirdağ Çorlu'da salakana kırkızlar. Ya abi, kırkızın da böylesi olmaz ki. Gece motorla gelmişler, kuyumcuyu soyuyorlar, camını kırmışlar. Raftaki altınları güzelce almışlar, kaçmışlar. Başka bir kuyumcuya gitmişler, sabah altınları bozduracaklar. Bak, salakanalara bak. Kuyumcu demiş ki, kardeş bunlar imitasyon. Onlar da demiş ki, imitasyon ne abi? Bak demiş, Faruk abi kuyumculuk yazıyor bileziklerin içinde. Ya. Polis tabii bu salakları yakalamış. Cezaevinden yeni çıkmışlar. Ulan cezaevinden yeni çıkmışsın. İş bulmuşsun, motokuryelik yapıyorsun. Şimdi tekrardan cezaevine gittin. Oldu mu bu? İşte arkadaşlar, önemli olan tecrübe. Bakın, her zaman diyorum, hırsızlık bir meslektir. Gerçekten bu mesleği yapmak istiyorsanız tecrübeli hırsızlarla çalışın. Tecrübesizlerle çalışmayın. Tecrübesizler sizi cezaevine götürür. Tecrübeliler sizi saraya götürür. Düşündüm. Fransa'da ilginç bir olay. Öğretmenler ve veliler sokağa indiler, hükümeti protesto ettiler. Protestonun sebebi de korona ve okullarda bu hastalığa yakalanan öğretmenlerin yerine yedek öğretmen verilmemesi. Yani Fransa hükümeti bunları terörist ilan etmedi. Bunlar darbeci de demedi. Vatan haini de demedi. Milli Eğitim Bakanı John Michel sendika başkanlarıyla görüşüyor. Efendim, tamam, 3300 tane sözleşmeli öğretmen alıyoruz diyor. Bunun yanı sıra korona önlemleriyle ilgili fazla zorlamayacağız sizi diyor. Ve istediklerini alıyorlar. Hatta ayda iki defa sendika temsilcileriyle toplantı yapacağız. Öğretmenlerin sorunları neyse bize bir bir anlatacaksınız diyor. Ya, Türkiye'de böyle bir şey olsa ne olur? Ne olacak? Polisin eline jopu verirler. Git, göstericinin bir yerine sok derler. O da gider sokar. Süleyman Soylu da arkadan alkışlar. Hatta terörist ilan edilir, cezaevine gönderilir. Bir ay iki ay kalsın, aklı başına gelsin derler. Düşündürücü. Antalya'da yaşanan olay. Yani artık neresinden değerlendirelim bilmiyorum. İnşaat firması sahibi işçisinin ayakkabısını değiştirmek için işçiyi yapı markete arabasıyla götürüyor. Ama işçiyi bagaja koyuyor. Üstü başı kirli diye. Tabii yapı marketin önünde millet tepki gösteriyor. Ben zorlamadım, üstü kirli diye kendisi bagaja binmek istedi diyor. Sen zorlamasan bile, bırak zorlamayı, zorlamamayı. Sen o böyle bir şey dediği halde zorla onu o koltuğa oturtturman gerekiyordu. Madem patronsun, madem o işçilerin üzerinden satmış olduğun evlerle o arabalara biniyorsun, senin bunu yapman gerekiyordu. Tabii sosyal medya, herkes yazıyor düşüncelerini. Efendim, önemli olan o işçinin onursuz olması. Onuru olan zaten bagajda gitmez. Yani bu tarz yorumları yazanlar %80 baba parası yiyen ya da maddi durumu iyi olan kişiler. Yokluk görmemişler. Tabii işten atılmak nedir görmemişler, bilmiyorlar. Bundan dolayı rahat rahat at tut bakalım. Bir yokluk gör. Tamam mı? İş bulama, sıkıntı çek. Aile geçindir, çoluğun çocuğun olsun. Onların bir aylık rızkını kazanmak için git
O soğukta, o inşaatlarda çalış. Ellerin, ayakların çatlasın. Git yap bunu. O işin, o işçi için ne kadar önemli olduğunu bir anla. Ondan sonra gel yorum yaz. Yani insanların iş bulamadığı bir ortamda, bir ülkede yani onurlu onursuz muhabbeti yapılmaz. AKP Amasya Milletvekili Mustafa Levent Kara Hocagil. Vallahi adını yeni duydum ha. Enes olayını değerlendiriyor. Ya bunu cemaatlere mal etmek doğru değil. Cemaatlerde bir tane oluyorsa diğerlerinde 10 tane oluyor. İçkicide, kumarcıda onda da oluyor. Ailelerde de oluyor. Burada amaç Müslümanların üzerine gelmek, Müslümanları yıpratmak. Biz sonra gençlere dış güçlerin oyunu dediğimiz zaman alınıyorlar. Yani şimdi sayın milletvekili, sizin işiniz dış güçler, dış mihraklar diyerek olayın içinden çıkmak değil. Siz buraları adam gibi denetleyeceksiniz. Tamam mı? Denetimini doğru düzgün yapacaksın. Gerekirse buralarda pedagog, psikolog olacak. Bu çocuk ben inançsızım, ateistim diyor. Ateist olan bir insanın cemaatin yurdunda veya evinde ne işi var? Ne işi var? Anne baba zoruyla bir şekilde gidiyor. Sen devlet olarak üzerine düşeni yapacaksın. O anne babayla konuşacaksın. O çocuğu mutlu edeceksin. O çocuk bu duruma düşmeyecek. Öyle dış güçler, dış mihrakların oyunu deyip işin içinden çıkmak yok. Böyle bir saçmalık olur mu ya? Ya bilsin milletvekilisin ya. Her köşeye sıkıştığında dış güçler, dış mihraklar. Ostur ostur İpedis. Diğeri de Büyük Birlik Partisi'nden. Bir velet öldü diye. Şu ifadeye bak ya. Şu ifadeye bak ya. Bir velet öldü diye. Cemaatleri mi kapatacağız? Şunu mu yapacağız? Ne demek ya? Böyle saçmalık. Niye ölüyor kardeşim? Niye ölüyor? Ha çocuk videoda ateistim demiş, inançsızım demiş diye mi bunu diyorsun acaba? Ben Allah'a inanıyorum deyip yapsaydı gene böyle mi konuşurdu? Yazık, gerçekten yazık ya. Siz böyle konuşursanız o zaman sokaktakiler eyvallah. Biz sokaktakileri eleştiriyoruz. Lan meclistekiler böyle konuşuyor. Sokaktakiler ne yapsın? Son Osmanlı İmparatorumuz Recep Tayyip Erdoğan MKYK toplantısında parti yöneticilerini, AKP'li milletvekillerini azarlıyor. Yeni iç tüzüğü bir türlü bitiremediniz diyor. Aylardır bunu bitirin diyorum. Ne oldu diyor? Onlar da bitmek üzere diyor. Ne zaman bitecek? Valla bugün yarın eli kulağında diyorlar. Bunun yanı sıra mecliste muhalefetin milletvekilleri sürekli konuşuyor. Yaptıklarımızı eleştiriyor. Yani siz hiç konuşmuyorsunuz. Neden kürsüye çıkmıyorsunuz? Kürsüye çıkın, muhalefeti konuşturmayın. Bak kürsüye çıkacaklar, daha çok konuşacaklar. Muhalefet milletvekillerine zaten başkan da onlardan olduğu için muhalefete fazla söz vermeyecek. Ya çık diyor saçmala. Fıkra anlat he. Ama diyor çık konuş. Yeter ki muhalefet milletvekilleri çıkıp bizi eleştirmesin. Bunları konuşturmayın diyor. Oldu olacak meclis başkanı zaten senin adamın reis. Talimat ver. De ki onların mikrofonlarını boz. Ne oturdukları yerden konuşsunlar ne de kürsüden. Oldu olacak oradaki güvenliklere söyleyin bunlar terörist. Hepsini atsınlar. Valla bir tek AKP'liler gitsin otursunlar he. Sabahtan akşama kadar kaldır indir kaldır indir. Aslında mantıklı. AKP'li milletvekilleri akaryakıt zammına isyan etti. Evet arkadaşlar, doğru duydunuz. Bu da oldu. Kazan kaldırmışlar arkadaşlar. Yeter artık demişler. Sebebi de Erdoğan il il gezeceksiniz. İcraatlarımızı anlatacaksınız diyor milletvekillerine. Vekiller il il geziyor, git gel. Sadece akaryakıt 3.000 TL tutuyor. Tabii. Mecliste artık bunlara ek ödenek verirler mi, vermezler mi orasını bilmiyoruz. Ya diyor ile git gel yapıyoruz 3.000 lira. Düğün olsa takı takıyoruz.
Cenaze olsa yemek veriyoruz. Gitti maaş, ne yapacağız? Oldu olacak diyor. Zamanında Adnan Menderes kara trenle gidiyormuş il il gezmeye. Söz milletin diyormuş. Gittiği illerde millet onu Türk bayraklarıyla karşılıyormuş. Biz de artık öyle yapalım diyor. Kara trenle gidelim diyor. Gittiğimiz ilde millet bizi Türk bayrağıyla karşılasın. Hey yavrum. Ya altınızda son model arabalar. Şoförler. Kırmızı ışık diye bir kural yok. Yok hız sınırı diye bir kural yok. İstediğin yere rahat rahat gidiyorsun. Lüküs arabalar. Neymiş efendim? Gidiyorum geliyorum da 3000 lira tutuyor. Kusura bakma. O kadar lüküs arabaya biniyorsan, milletvekiliysen, ayda 25 bin lira, 30 bin lira sadece kuru maaş, bunun dışında ihale alıp almadın, ne işler yapıyorsun, ne işler götürüyorsun bilmiyoruz. Paraları götürüyorsan, 3'te değil 5'te vereceksin. Millete nasıl giriyorsa, size de girecek abi. Yapacak bir şey yok. Bak millet bağırdığı zaman terörist oluyor, siz bağırdığınız zaman hiçbir şey olmuyor. Düşündürücü. Kışın arabalarda donma olmasın diye konulan antifriz insan sağlığına zararlı mıdır değil midir? Bunun deneyini yapmışlar. Konya'da iki arkadaş iddiaya girmiş. Biri demiş ki sağlığa zararlıdır. Diğeri de demiş ki değildir. He. Artık iddianın ödülü ne bilmiyoruz. Tabii çocuk içmiş. Hastaneye kaldırmışlar. Demek ki neymiş? İnsan sağlığına zararlıymış. Ya abi Allah aşkına ya. Bu nasıl bir kafa ya? Gerçekten ya. Ya oğlum ya vücuduna, ciğerlerine, böbreklerine herhangi bir iç organına zarar verse bir şey olsa ne yapacaksın? Bir de 25 yaşındasın. Hani çoluk çocuk da değilsiniz be. Yazık gerçekten. Ödül neydi lan? iPhone 13 Pro ise tamam mı? 25-26 milyar ha. Aslında onun için iddiaya giririz. Yani sonuçta Türkiye'de anlıyorum fakirliğinizi. Onun için iddiaya girilir. Ama 100-150 lira için böyle bir şey yaptıysam yani adama abıdal derler. Abıdal. Düşündürücü. 2023 seçimlerinde Erdoğan'ın AKP'nin kaybedeceğini düşünen arkadaşlar. Bu haberi dinleyin. Dinledikten sonra düşüncelerinizi yoruma yazın arkadaşlar. Malum Elazığ'da yaşanan cemaat yurdundaki Enes olayı. Detaya giremiyorum çünkü ilk videomuza engel geldi arkadaşlar. Şimdi bundan dolayı sosyal medyada insanlar cemaatlere, tarikatlara tepki gösteriyor. Hep bir ağızdan kapatılsın, kapatılsın, bunların kapılarına kilit vuralım, bunları sürelim, bunlara şöyle davranalım, bunlara böyle davranalım. Yani sosyal medyada troller yok mu? Var. Troller de gazlıyor. Hadi trolleri geçtim. Normal vatandaşı geçtim. Yani sol kesimin gazetecileri de bu gaza gelmiş. Onlar da yükleniyor. Muhalefetin kanallarında bu tarz haberler yapan, bu tarz yorumlar yapan gazeteciler var. Şimdi arkadaşlar bakın. En basiti. Yazmış. Cemaat yurtlarına dozerlerle girecek bir iktidar lazım bize. Diğeri de cemaatlerin tüm kurum, kuruluş ve yurtlarına Stalin'in demir yumruğunu vurmak boynumuzun borcudur. Öyle hebele hübele helalleşmeyle olacak iş değil bu. Diğeri de yazmış ki, sen Stalin'in yumruğunu vur, ben de atamın yumruğunu. Ama bunlara sağlam yumruklar indirip tarihin karanlığına gömelim. Evet burada, oraya da göstereceğim, koyacağız. Şimdi arkadaşlar, ülkende bir çocuk, tamam mı, cemaatin yurdunda malum bir şekilde vefat ediyor. Değil mi? Burada normalde AKP'nin Erdoğan'ın oy kaybetmesi lazım. Ama sizin sayenizde Erdoğan oy kazanıyor. Siz Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürüyorsunuz. Bu olay birinin hoşuna gitse, biri bu olaya sevinse en çok Erdoğan sevinir. Hani sevinmez de. Ya sizin sayenizde adam oy kazanıyor. Ya yandaş gazetecilerin hiçbir şey yapmasına gerek yok. Buradan onlara sesleniyorum. A Haber'in işte veya ne bileyim Sabah gazetesinin, Akşam'ın, Takvim'in, Akit'in hiçbir şey yapmasına gerek yok.
Sadece sosyal medyaya girin. Cemaatler kapatılsın diye yazın. Atılan tweetleri, tamam mı? Gazetenizde, televizyonunuzda okuyun. Sizi dinleyenler ne düşünürler abi? Oy vermek istemeyen bile tekrardan Erdoğan'a oy verir. Sağa sola eşine, dostuna, akrabasına gönderir. Aman ha, biz Erdoğan'ı biliyoruz. En azından bunun zulmüne alıştık. Bu gelecek olanlar onlardan daha da kötü der. Gene gider Erdoğan'a oy verir. Bu anlattıklarım size şaka geliyor olabilir. Ya olur mu abi? Yağ olmuş 180 lira. Elektrik faturası şu kadar geliyor. Doğalgaz faturası bu kadar geliyor. Millet Erdoğan'ı niye seçti o zaman? Erdoğan nasıl geldi? Bir dönün bakın. Yasaklardan, baskılardan bıkmıştı millet. 28 Şubat dönemlerini yaşamıştı bu millet. Açlık vardı değil mi? Heh. Bir kurtuluş olarak seçti. Gelinen nokta gene yasaklar. Ve siz daha da kötüsünü yapacağız diyorsunuz. Stalin'in yumruğuyla, bilmem şunun yumruğuyla tarihin karanlığına gömelim. Siz böyle geliyorsunuz. Bu millet size niye oy versin ya? Ya siz kime hizmet ediyorsunuz abi? Kime hizmet ediyorsunuz? Muhalefetin gazetecileri. Ben o zaman yorum yaptığımda kapatmak çözüm değil, gider adam başka bir yerde yurt açar, ev açar dediğimde tepki göstermiştiniz. Herkes kapatın derken sen niye kapatın demiyorsun? İşte bundan dolayı. İşte bundan dolayı. Sen bu ülkede yaşıyorsan, nasıl solcu yurt açıyor, ev açıyorsa, sağcı da, cemaatçi de, tarikatçı da evini açar, yurdunu açar. Sen devlet olarak denetleyeceksin. Senin vazifen bu. Sen diyorsan ki ben solculara ev açtırırım, yurt açtırırım, sağcılara, cemaatçilere, vakıflara bir şey açtırmam. Bu insanlar niye sana oy versin? 2023'te gene Erdoğan kazanacak. Siz de bu kafa olduğu sürece gene Erdoğan kazanacak. Hıdır'la konuşuyoruz. Bir tweet haber gönderdi. O da yapar haberini videosunda. 2016 yılında Marmara Üniversitesi'nin Çağdaş Yaşam yurdunda Handan isimli bir kız malum bir şekilde ölüyor. Aynı bu Enes gibi. Araştırıyorlar. Babasıyla olumsuz şeyler olmuş. Psikolojik bunalım. Enes'in düştüğü durum da aynı. Psikolojik bunalım. Aynı durum. Değişen bir şey yok. Zaten videoda anlatıyor adam. Abi olayları kıyaslamayalım. Ne alakası var? O olay farklı, bu olay farklı. Hayır. Aynı olay. Tamam o zaman o yurdu nasıl kapatıyorsak gelelim Çağdaş Yaşam'ın yurtlarını da kapatalım. 2012'de kız o şekilde ölmüş. Onlar da desinler ki kapatın. Kapatmak çözüm değil. Denetlemek lazım. Denetleyeceksin. Bak bu millet yasaklardan bıkmış. Sen hala yasaklamayı yok etmeyi söylüyorsun. Ve diyorsun ki ben seçim kazanacağım. Sen bu kafayla devam ettiğin sürece bu ülkede yağın 5 kiloluk tenekesi 300 lira olsa bile bu millet gene Erdoğan'a oy verir. Senin yüzünden, sizin yüzünüzden. Onun için arkadaşlar, hani 2-3 tane takipçi fazladan retweet yapsın, 5-10 tane fazladan yorum gelsin diye ya da 3-5 tane fazla takipçi gelsin diye, hani böyle abartarak da anlatabilirdik olayları. Yakın yıkın da diyebilirdik. Ama kime ne faydamız olurdu? Akılcı olmak lazım. Yapıcı olmak lazım. Yakarak, yıkarak, yok etmeyi düşünerek bu zamana kadar neyi başardık? Sadece birbirimizi yok ettik. Birbirimizi terörist ilan ettik. İşin sonunda elde var sıfır. Malatya'da bir erkek otobüs durağında kadını görmüş. Kadının peşine takılmış. He. Ara sokaklara girince kadını taciz etmeye başlamış. Fıstık mıstık laf atıyor. Kadının çantasında da ekmek bıçağı var. He. Kadın ekmek bıçağını çıkartmış. Sokmuş sokmuş. Sapık oracıkta pohtuluğu gibi yığılmış yere. Al sana fıstık. Ya poh yiyen. Ey yavrum ey. Sonra da polisi aramış. Polis gelmiş he. Ambulans gelmiş.
Ya almışlar kadını karakola götürmüşler. Haberin devamı yok. Serbest bıraktınız mı? Tutukladınız mı? Ne yaptınız? Eğer tutuklarsanız böyle adalet olmaz. Sapığa bak en güzel cezayı vermiş. Bıçağı sokmuş. O daha unutmaz. Bundan sonra birine fıstık dediğinde sürekli onu hatırlar ya. Düşündürücü mü? İstanbul Sultan Gazi'ye Erdoğan gitmiş. Bir çocuğa bisiklet hediye etmiş. Yer Sultan Gazi olunca çocuğun bisikleti çalmışlar. Çocuk diyor ki kırkızlar bisikleti getirin benim için manevi değeri var. Ya kardeş tamam anladık reis hediye etti de zaten helalse gelir merak etme o kadar şey etmemen lazım. Ya koskoca Sultan Gazi'de sen git Erdoğan'ın hediye ettiği bak mübarek bir zatın hediye ettiği bisikleti çal. Ya çok büyük oynamış bu hırsız arkadaş. Umarım yakalanmaz. Yakalanırsa muhtemelen bir 100 yıl yer. Tabii sen ümmetin liderinin hediye ettiği bisikleti çalarsan reis de çok ağır cezalandırır. İstanbul Çekmeköy'de bir lisede patlak veren olay. Yürekleri ağza geçirdi. Almanca öğretmeni porno yıldızı çıktı. Artı 18 yetişkin filmlerde oynuyormuş. Video öğrenciler arasında yayılıyor. Öğrenciler göndermemesi gereken bir arkadaşına videoyu gönderince o da anne anne bak bizim Almanca öğretmenimiz neler yapıyor. Mübarek desen Dionysus. Hemen okula şikayet ediyorlar falan. Okul bir denetim yapıyor. Videoları tek tek izliyorlar. Tabii yüz tespit cihazı getiriyorlar. Bakıyorlar ulan bizim hoca mı değil mi? Sonra hocaya diyorlar bu sen misin? Evet diyor. Apar topar işine son vermişler. Tabii veliler şikayet etmiş yönetimi. Ya kardeşim çocuklarımıza hoca diye getirdiğiniz kişilere bakın falan. Böyle denetimsizlik olur mu? Başta Tarkan olmak üzere tüm sanatçıları Twitter'a davet ediyorum. Buyurun bu olaya tepki gösterin. Yani nasıl işte o yurtta ölen çocukla ilgili tepki gösteriyorsanız bununla ilgili de tepki göstermeniz lazım. Nasıl oralar kapatılsın diye bağırıyorsanız bu okulun da kapatılması için Twitter'a davet ediyorum hepinizi. Hatta bakanları falan tanıdıklar varsa onlar da bakanlara ulaşsınlar. Bu okul bir an önce kapatılsın. Böyle ahlaksızlık olmaz. Bizim çocuklarımızı kimlere emanet ediyorlar? Böyle bir denetimsizlik olmaz. Ya, kimseden ses çıkmıyor. Düşündürücü. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonundayız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir kusurumuz olduysa affola, hakkınızı helal edin. Başınızı şişirdik. Dün paylaşmış olduğumuz videomuzun bildirimi gitmemiş. Gelmediyse buradan izleyebilir, videomuzu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Kendinize möhkem bakın, sıfatınızdan gülücük eksik olmasın. Allah'a emanet olun, inşallah yarın görüşürüz.